Mehmet Fatih abi biraz tecrübeli. Evet. Şimdi işin o kısmı. Yok ama böyle şeyler yapmıyoruz yani. Sıkın. Biz böyle konuşmalar evde normalde yapıyoruz. O zaman ev ortamı gibi. Misafir. Kapa kapıyı, kedi çıkmasın. Çay ev ortamı. Bu Mevlevi ayininde güzel bir şey vardır. Velet Devri ile başlar Mevlevi ayini. Hosniçin Efendi yaşlı kemale ermiş olan zat iner. Posta böyle bir devir yapar. Ondan sonra herkes sırayla onun önünde selam verir ve karşılıklı selamlaşırlar. Hosniçin olan zat en son Nevniyaz denilen yeni bu işe girmiş olan kişiyle karşı karşıya gelir ve selamlaşırlar. Bu şu demektir. Yeter ki bu yolda bulun. Bu yolun başı sonu yoktur. Başında da olsan, sonunda da olsan, yolla alakalı eğer istikametin o sırat-ı müstakim üzere ise bu yolun sonundaki de başındaki de birbirine kavuşur. Ve bunlar hep iç içedir, mezc olmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de Reşadiye Oteli'nde, orada kaldığı sıralarda, o meşhur yazısının da kapının üzerinde yazılı olduğu vakitlerde bazı hususi talebeleriyle Celaleyn tefsiri yapıyormuş. O Celaleyn tefsiri yapılırken tabii mevzular farklı farklı, talebeler bakınca metinde göremedikleri yerlerden geliyor. Dayanamamış birisi, sabredememiş. Üstad tefsir dersi mi yapıyoruz, başka bir şey mi yapıyoruz, ne yapıyoruz diye. Meşhur kendine mahsus o el hareketiyle asabiyetini, efendim celalini gösteren hareket yaptıktan sonra tesbih çıkartmış şöyle. Bak demiş, emamesinden tutmuş. Şu ilk tane, buradan başlarsan ilk tane demiş. Geldin, karşıdaki de son tane. Ben sizi buradan buraya geçiriyorum. Bu kadar yolu kat etmeden size en güzel şekilde, en rahat şekilde buradan buraya geçiriyorum. Fakat siz hala metinde şu var mı, bu var mı diyor. Diyerek celallenmiş. Yine gösteriyor ki aslında en son en başa, en baş en sona, cüz külle, kül cüz'e, hilkat dairesinde tabii ki. Allah için kastedilmez bu. Allah samettir. Ama her şey birbirine muhtaçtır. O sebepten burada bulunmak bizim için bir ihtiyaçtır, elzemiyettir. Böyle olması icap eder. Cenab-ı Hak hayırda buluşup büyüklüğü, küçüklüğü gören değil, büyüğüyle, küçüğüyle yolu görenlerden eylesin. Amin. Şimdi şu var, aslında gerçekten bir şey sinirlenmek, konuştuğum insana sinirlenmiyorum. İnsanların yolu bu kadar belli beyan iken bu insanların yolunu ket etmek, kapatmak, onlara ayrı bir şey, sanki hiç bu işler bilinmiyormuş. Yazılı, çizili, kayıtlı, senetli falan değilmiş de. Din hakkında, insanlar hakkında her şeyi rahatla konuşabilirmişiz gibi bir havaya gelinmesi, herhalde her insanın, insansa şayet, belli bir ruh halinde sıhhate sahipse üzülmesi, sinirlenmesi, hatta asabiyeti diniye de diyebilirsiniz veya asabiyeti insaniye de, beşeriye de diyebilirsiniz. Olması icap eder. Tıpta ve psikolojide, hatta psikiyatrinin de konusu bu. Bir insan çocuğuna saldırıldığında, eşine hakaret edildiğinde, mukaddesat olarak onun önem verdiği şeyleri rahatlıkla konuşulduğunda tepki vermiyorsa, en az şiddetli tepki veren hastalık kadar bir hastalık ismi altında incelenir. Eyvallah. İnsanlarımız bu kadar önemli bir sahada kan kaybederken Allah ve peygamber hakkında bu kadar gamsız davranmak ve o arada mimiklerimle, belki simamla ilgili bu ekrana yansıyorsa asla ama asla bizden bir şey öğrenmek talebinde bulunan insanlara değil. Diyelim böyle kalsın. X-ray cihazında şey vardır, havalimanında ikinci kontrol. Pasaporttan geçtiniz, tekrar bir son kontrol yaparlar. Tam böyle X-ray cihazından geçiyorum, grubu şey yapmışım, 48 dakika var. Bir de özele gideceğim. Yani 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesi, özel güvenlikten de bir daha geçiriyorlar uçağa binmeden. Çok kritik bir saat. Ellerindeki böyle eldivenleri çıkarttı bir abla. Hayır hocam hocam dedi, şeyin yanından, eşyaların aranma yerinden çıktı. Çok çok kısa, çok küçük bir sorun var dedi. Abla soru küçük olabilir ama cevabı büyüktür dedim. Yok 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 falan güldüler falan. O arada da şöyle, bilmiyorum kamera çekiyorsa, o ekranda bakan böyle hani sandalyeye bağımlı tipler var ya, yani şu vaziyette duruyorlar. O da böyle bakıyor ne soracağım diye. Yanından gitti kız. Bir yandan da bavullara bakıyor yani ekrandan. Hocam dedi, bana kaderi anlatır mısınız? Ya şimdi bak, yani Risale-i Nur'u gözüne getir, tamam, külliyatı, kaderi anlatıyoruz bak şimdi. Abla dedim ya, o sırada bak hadi beni geçtik. O ekran karşısında böyle duran adam, ya abla ne yaptın dedi ya. Yani, mevzuya muttali ya. Dedi ne yaptın abla? Ya vallahi
Dedim tamam abla dedim yani. Şu kadarını söyleyeyim. Allah Teala hiçbir sahada sürpriz yapamamanın adı kaderdir dedi. Tüm yazılım programlarıyla Allah Teala hiçbir şekilde sürpriz yapamaz. Ama buradaki tercihinden sen sorulacaksın. Gide gide niye bu programı seçtin? Veya niçin bu programı şey yaptın? Veya işte seçtiğin için aferinler, bahşişler alacaksın. Bununla alakalıdır. Şuradan şu bahsi de oku dedim. Teşekkür etti. Şimdi kısa zamanda gelen sorular derken bir kısa zamanda canlı yayında gelen sorular var. Onlar zaten hemen hakikaten bunun hemen verilmesi lazım derseniz cevabı belli şeyler. Çünkü çok şükür yeni bir din uydurmadığımız için aslında insanların Ramazan'la alakalı sordukları soruları toplasanız bunlara konu teşkil eden, cevap olarak konu teşkil eden kitaptaki tekabül eden sayfa 9'dur. 10 değildir yani. 9 sayfayı da ezber yapmadan televizyona çıkılmaz zaten. Bir kere bu var. Ama bir de abuk sabuk sorular var. Anormal sorular var. İşte kediyi öpmek orucu bozar mı tarzında. Çok ısrar ettiler. Yani hakikaten Diyanet'te 30-40 soru aldık. Dedim ki bu kurgu bir soru yani. Bu doğru bir soru değil. Dedim korkmuyor musunuz bana bu soruyu sormaktan? Yönetmen öyle dedim yani. Korkmuyor musunuz bana bu soruyu yöneltmekten? Az çok tanıdınız beni. Bir baktılar. Abi sen kötü bir şey yapmazsın dediler ama... Peki gönder dedim ben de. O arada girdik yayına. Sosyal medyada patladığımız bir gündür o gün. Ondan sonra dedim ki kediyi öpmek orucu bozmaz. Bu çok dikkatlerini çekmiş insanların. En çok aldığım sorular Ramazan'da oruçla alakalı değil. Metabolik balans diye bir diyete girdim ben. Ramazan'la, oruçla, dinle, imanla alakalı 600 soru geliyorsa 700 soru nasıl zayıfladığın sorusuydu. Bu gına getirmek, sinirlenmek falan. Hani bazen ya şu kilomu merak edeceğin kadar şu ayeti merak etseydin dediğimde aa hoca sinirlendi diyorlar. Halbuki hocanın sinirlenmesiyle alakası yok. Ona üzülme var. Bir acizlik ifadesidir sinirlenme. Bir acizlik işaretidir. Ya niye sen bunu merak ediyorsun ya? Geçen kitap imzalarken şuraya yazdım. Metabolik balans. Kitabı imzalatan şey şirket de ya. Kitap evi de bir anlam veremedi. Hocam bu ne? Sen dedim orada dursun. Göreceksin birazdan hikmetini. Kitap imza. Hocam nasıl zayıfladınız? Ya bıktım artık çünkü. Bıktım. İnsanların kendilerine lazım olmayacak şeylerle uğraşması, male yani ile uğraşması ve dedikodunun çokluğu bir yerde cehaletin ölçüsüdür. Bugün enformasyon fazlalığıyla bizi getirdikleri nokta cehalettir. Bu sizi sağır yapıyor. Kulağınızı tıkamak değil, tam tersine. Bir sürü ses yapıp aradaki esas sesi dinlemenize mani oluyorlar. Sahurdu, seherdi vesaire de derken aslında hepimiz aynı şeyle uğraşıyoruz. Şehirde yıldızlar çok görünmez ya ışık kirliliğinden. Aynen öyle de güzel. Hakikat bilgi kirliliğinden bulunamıyor ya. Tam herhalde öyle bir mana. Müthiş bir şey. Mesnevi okumalarını ilk hani Mesnevi eseri okumasını nerede duydunuz derseniz 5 yaşındayken evimde duydum. Açılırdı Mesnevi. Bostan, Gülistan, Ahmediye, Muhammediye. Onlar okunurdu bizim evde. İlk kendin Mesnevi okumaya ne zaman başladın diye sorarsanız. İlkokul 4 Tahir Büyükkörükçü'nün Hakiki Veçesiyle Hazreti Mevlana ve Mesnevi isimli kitabı. Tezkiretül Evliya, Müslüman çocuğun din kitabı. 5-6 kitap vardı başucumda. Onları okurdum hep küçükken. İlkokul 4. Sonra lise yıllarında geceleri Seyit Kutup sabaha kadar uyumayarak Seyit Kutup okuyordum. 1 saat 2 saat uyku uyumak için uyuklamak için Mesnevi okuyordum. 50-60 sayfa. 50-60 sayfa Mesnevi okuyup yatıyordum. Uykumu getirsin diye. Sonra bazı şeylerle tanışınca şu anda Mesnevi'yi 3 sayfadan fazla okuyamıyorum. Ciddi uykusuzluk yapıyor. Yani bazen bir beyit odanın içerisinde volta attırıyor. Mesnevi ile tanıştığımı zannetmiyorum. Tanımaya çalışıyorum. Allah muhakkak nurunu tamamlayacak. Biz onu söylemiyoruz ama. Allah muhakkak nurunu tamamlayacak. Bizim tartıştığımız nokta bu değil. O nuru tamamlarken ben de orada olacak mıyım meselesidir. Bizim bugünkü telaşımız budur. Yoksa din Allah'a aittir. O muhakkak tamamlanacaktır. Allah bizi o tamamlama esnasında ve fırsatında mahrum olanlardan eylemesin. Vesselam.